Herkese merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz popüler black marketler olacak. Webinarın sonunda anketimiz var, yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Sözü konuşmacımız Nur Şeker'e bırakıyorum, teşekkürler. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. E, aslında katılımcı sayımız henüz e, yani normal başvuruların biraz daha azında. E, bu süreyi ben 5 dakika daha beklerken e, biraz kendimden bahsedeyim. E, aslında şöyle genel katılımcılara baktım, bazılarınızla tanışıyoruz. E, Nur Şeker ben, Sokradar tarafında Customer Success ekip yöneticisiyim. E, mevcut müşterilerimizle ilgileniyorum Sokradar ekibinde. Aynı zamanda iç taraftaki koordinasyon süreçlerini sağlıyorum. E, yani müşterilerimizden gelen talepleri iç departmanlarımıza, development, satış veya analist ekibine yönlendirme konusunda destek veriyorum. E, siber güvenlikteki 10. yılımı tamamlamak üzereyim aslında. Çok farklı e, deneyimler kazandım e, geçtiğimiz 10 seneye bakarsak. Yaklaşık 3 senedir de tehdit istihbarat süreçleriyle aktif olarak ilgileniyorum. E, bununla birlikte de sizlere aslında webinarlar ve eğitimler veriyorum dönem dönem. E, aranızda yine birçok katılımcımızın aslında daha önce de webinarlarımıza Katıldığını gözlemledim. Bu yüzden bazı şeyler size de apliket gelebilir. Aynı konular tekrar anlatılmış gibi olabilir. Fakat umuyorum herkes için keyifli bir webinar olacaktır. Sorularınızı yine normal hani süreç sonunda alabileceğiz körneyden. Bununla birlikte şöyle çete gelenler var bir bakalım. Sunum paylaşılacak. Bunun bilgisini verebiliriz. Kayıt paylaşılacak. Yine bunun da bilgisini verebiliriz. Ee, ve hani bilek marketleri anlatmaya başlayalım birlikte. Aslında e, bu sunumu çok canlı hazırladım. Çok böyle pembeler, morlar, maviler. E, bir kız bilek marketleri anlatırsa e, ancak böyle bir sunum ortaya çıkardı diye düşünüyorum. E, umuyorum herkes için çok keyifli olur. Şimdi aslında hepimizin bildiği bir teoriyle başlayacağız. Biz de her zamanki gibi Dark Web dünyasını anlatmaya başlarken. Nedir bu teori? Aslında Irak Savaşı döneminde Amerikan Savunma Bakanı Ramsfield'da bir röportaj sırasında sorulan soruya verdiği yanıtın bir teoriye dönüşme hikayesi bu. E nedir? Amerikan Dışişleri Bakanı'na soruluyor ki neden Irak'ta savaş bu kadar çok uzun sürdü ve neden istihbarat süreçleri için eleman gönderildi? Yani zaten askerlerimiz çok yıpranmıştı. Neden CIA personeline de biz tekrardan Irak'a akıtmak durumunda kaldık? Everamskiyat bunun üzerine diyor ki bizim Irak'ta bildiğimiz bir takım bilinen gerçekler var. Hangi saldırının ne zaman olacağını, saat kaçta olacağını, kim tarafından yapılacağını zaten biliyor oluyoruz. Ve bununla ilgili önlemlerimizi de aktif olarak alıyoruz. Bu bizim için non-nons kavramı. Bununla birlikte Irak'ta bazı şeyler var ki aslında biz onların ne zaman olacağını ya da kim tarafından olacağını kestiremiyoruz ama bilmediğimizin farkındayız ve buna göre önlemlerimizi alıyoruz. Örneğin işte bir pazar yerinde saldırı olacak. Bununla ilgili bir bilgimiz var, bir haberimiz var. Fakat Tam olarak hangi bölgesinde olacak, saat kaçta olacak bilmediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Askerleri bir tane değil de 20 tane, bir saat değil de 7-24 şekilde bekletiyoruz. Bu bazı şeylerin bilmediğimizin farkında olmak bize güç veriyor. Aslında bu normal hayatta da böyledir. Eksikliklerimizin farkındaysak onları biraz daha öğrenme yoluna gideriz. Bu anlamda non-annonce aslında benim de hayat teorilerimden bir tanesi. E bir de diyor bizim Irak'ta en çok zorlandığımız e, katik bir durum var ki bu da unknown Nos durumu. Yani hiç farkında olmadığımız, hiç haberimizin olmadığı, hiçbir şekilde beklemediğimiz ne bir saldırı ne o kişi ne o saat. Hiçbir şekilde bizim e, asla tahmin edemediğimiz yerlerden alabileceğimiz, yiyebileceğimiz goller konusu. İşte diyor istihbarat ekipleri Irak'a geldi. Çünkü bizler için non non durumundaki süreçleri non nonsa çekmek durumunda var. Yani askerlerimize hani ...bilinmeyen bir takım bilinmeyenleri askerlerimiz için bilinir hale getirmek zorundalar. E, bu teori aslında birçok e, endüstri tarafından kullanılmakla birlikte... ...siber güvenliğe de çok net uyduğunu söyleyebiliriz. E, nasıl e, yanıtlayacaksak, örneğin e, non non süreçlerimiz. Yani işte biz kullandığımız e, ürünleri biliyoruz. Hangi versiyonda kullandıklarımızı biliyoruz. O versiyonlarda örneğin exchange sunucu kullanıyorsunuz. İşte kullandığınız versiyonda remote code execution'a izin veren bir zafiyet var. Var. Bunun da farkındasınız. Ama gerekli yama işlemlerini ya da işte versiyon yükseltme işlemlerini yapmadınız. Ve her gün o zafiyetten ve aslında milyonlarca şirketin, belki milyon dolarlık şirketlerin hacklendiğini biliyorsunuz. E, bunun Bu sizin için bilinir bir gerçek. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oturacaksınız e, o zafiyeti çözmek için işte yama mı yapacaksınız, versiyon mu yükselteceksiniz, farklı bir kez mi açacaksınız ve bu işlemleri gerçekleştireceksiniz. Bu sizin için bilinir bir gerçek. Non-annonce durumunda bir takım süreçlerimiz var ki aslında belki siber güvenlikte. Biz altı yıl önce hep bu kavramları anlatmaya çalıştık. Bunun değerini altı, yedi, maksimum 10 sene diyebiliriz belki. E nedir bu süreçler? E bakın işte siz beklemediğiniz yerlerden, yani evet sistemlerinizde bazı zafiyetler olduğunu biliyorsunuz, ama aslında bir şey olmadığı, olmayacağını düşündüğünüz konular olabiliyor. E ya da bunun yanında tam olarak hangi noktada olduğunu kestiremeyebiliyorsunuz. Örneğin web sitelerinizde e, bu stripler kullanıyorsunuz. Eski versiyon bu stripler bunlar. E, fakat işte bunların XSS açığına yol açıp da aslında farklı bir atak alacağınızı tahmin edemiyorsunuz e, ya da tam olarak hangi bootstrap'in hangi sayfada XSS yaratacağını kestiremiyorsunuz. Ama bildiğiniz bir gerçek var ki eski versiyon bootstrap'ler kullandınız ve bir çözüm oluşturmanız gerektiği. E, bununla ilgili işte tüm bu bootstrap'leri tekrardan güncel versiyona çekmek yerine belki XSS'e e, hani konu olabilecek yerlere dokunmak istiyorsunuz. Ama o kadar çok library var ki web sitenizde hani bunları tek tek bulmanız imkansız. Bir pen test sürecinden geçirtirsiniz, bir web pen test sürecinden ve gerçekten zafiyet çıkan noktalara nokta atışı vurabilirsiniz. Yani daha kapsamlı bir test sürecinden geçerek non-anon sürecini yürütebilirsiniz. Üçüncü bir kez var ki işte son beş yıldır aslında dünya bunu konuşuyor. Hiç bilmediğiniz ortamlarda, bilmediğiniz kişiler tarafından, bilmediğiniz yerlerde sizlerle alakalı satılan veriler. Bireysel olarak veya şirketlerinizle alakalı konu olabilecek veriler bütünü. Yani big data'nızı bıraktığınızı bildiğiniz bir dünya var. İşte sosyal medya hesapları big data'nızı bıraktığınızı biliyorsunuz. E, ya da işte kayıt olduğunuz e, surface web'deki alanlar. Ama bir de öyle bir dünya var ki aslında sizin o dünyadan haberiniz de yok. Sizin veya bizim. Hani hepimizin daha doğrusu. Ve o dünyada satılan verilerden de haberimiz yok. Hiç ne olduğunu bile bilmediğimiz yerlerde hiç tanımadığımız insanlar tarafından hakkımızda satışa çıkan konular konsepti. İşte burası da anon süreçleri ve tıpkı gerçek hayatta istihbarat elemanları niçin anon olsun non çekmeye çalışırsa tıpkı e, dijital dünyada da aynı şekilde siber istihbaratın da durumundaki süreçleri non nonsa çekmesi gerekir. Yes. Yani bizler yes. için bilinen aslında hedefli saldırılara doğru çıkartabilecek bilgi yığını oluşturması gerekir. E ve aslında bu teoriyle birlikte Hani black marketler veya işte dark marketler diyebiliriz belki bugün. Biraz bilek marketler üzerinde anlatacağız ama aslında dark web marketplace genel olarak söyleyeceğimiz şey işte bizler için unknown unknown durumundaki bölge adını verebileceğimiz bir konu. Şimdi aslında biraz probleme değinmekte yarar var belki e, bu noktada. 1970'lerden beri hani çok geç bile gözükse aslında suç faaliyetlerinin yoğun bir kısmı internet üzerinden koordine ediliyor. Yani bu e, hani benim aklımda 1990'lar hadi 2000'ler e, yani ya da 1900. 80'e 70'e ineceğini asla düşünmezdim. Yani maksimum 1990'dır diye düşünürdüm ama 1970'lerden beri aslında suçların büyük bir kısmının internet üzerinden yürütüldüğüne dair kanıtlar mevcut. Ve tabii ki kripto para biriminin gelişiyle birlikte de hani yalnızca işlemlerin işte çevrimiçi yapılması değil, bununla birlikte para izi bırakılmadan da yasa dışı malların aslında alınması süreçleri doğuyor. Ve bununla birlikte çevrimiçi satış aslında giderek daha da büyüyor ve popüler hale geliyor. E i̇şte bu da dark web pazarlarının popülaritesini arttıran bir husus oluyor. E, ve son istatistiklere baktığımızda aslında son 3 yılda dark web trafiğinin %300 arttığı, e her gün yaklaşık 2 milyon aktif kullanıcının Tor üzerinden, sadece Tor üzerinden gelen biri bu, dark web'e giriş yaptığını, e yine 2019'da Bitcoin'in hani çok yüksek bir artışının olduğu nokta aslında kümletif değerleme işleminin %65 arttığını e, biliyoruz ve 2021'de de her 11 saniyede bir ransomware atan e, yine gerçekleştiğini biliyoruz e, ve tabii ki neyi konuşacağız bu noktada ransomware dahil olmak üzere aslında gelen her atan dark web ortamında öncesi bir e, konusu öncesi bir satışı e, oluyor mutlaka e, bu noktada yine dark web ile ilgili vermemiz e, vermek istediğimiz oranlardan bir tanesi. Bir de pandemi süreçleri var tabii ki buna ayrıca etken getiren. Pandemi süreciyle birlikte siber atakların %542 arttığı, 10 yıl uzantılı adreslerin 250 bine çıktı. toplam Dark Web'e giriş sayısının yani visitor sayısının %44 arttığını ve Dark Web'deki postların da %20 arttığını ee, yine Tor e, aslında bize e, bunu oranlarla birlikte vermiş. Web sitesinde var ki siz de bakabilirsiniz. E, son iki aslında şey bize şunu gösteriyor. Yani yüzde yirmi dark web postu art, e, artmak demek bir noktada saldırgan sayısı yüzde yirmi arttı demek. E, visitor sayısı ya saldırgan olmaya meyilli. Ya da artık insanların da dark web ortamını bilip rahatça giriş yapabiliyor olması, işte sok ekiplerinin, güvenlik ekiplerinin, network ekiplerinin de aslında dark web ortamına girmeye başladığını gösteriyor. Yani bu aradaki büyük fark aslında bundan kaynaklanıyor. %44 visitor artarken %44 post sayısında bir artış yok İzlemeye gelmiş insanlar diyebiliriz. Yine Torun web sitesinden aldığımız bir grafik var aslında. Bize çok net gösteriyor. Geçen sene pandemiyle birlikte olayların nasıl değiştiğini. 2020, Nisan ayı 2020 biliyorsunuz 5 Mart'ta sanıyorum Türkiye'de de pandemi ilan edilmişti. İşte Avrupa'da da yine aynı tarihlerde. Mart'tan Nisan'a geçişte bir artış var. Evlere girmemizle birlikte ve artık çıkamayacağımızı anlamamızla birlikte Mayıs ayında aslında 5 katı, 2 katına çıkma gibi bir durum söz konusu. Yani ocağa baktığımızda 5 kat var ama Nisan'dan sonra iki katının biraz daha üstüne çıkma gibi bir durum söz konusu. 10 yıl uzantılı adreslerle ilgili. E şimdi tüm bunlar yanında aslında belki bir de e, siber saldırıların artış sebeplerinden bahsetmekte fayda var. E, temelde üç şeyi söyleyebiliyoruz siber saldırıların artışı ile ilgili. E, tor'dan bahsediyoruz. Tabii ki bunların ilki Tor. Yani kolay bir dark web'e giriş alanı bizler için. E, az önce cryptocurrency'den bahsettik. E, money aslında para alışverişini rahatla, rahatlaşması yine kripto e, yükselişiyle birlikte aktif kullanımının yükselişiyle birlikte ve tabii ki diğer önemli faktör de Big Data'mızın her yerde olması. E, sadece işte 20 milyonluk e, bir e, LinkedIn veri ihlali bile yaşansa burada çıkan verilerden e, yaklaşık 200 tane şirket eklenebiliyor. Sadece kullanıcı adı parolalarından aslında. E, bu da Big Data'mızı her yere bırakmanın e, ve o database'in daha sonrasında yaşayacağı aslında bir veri ihlalinin ki herkesin başına gelebilir. Bizler için nasıl etki olduğunu gösteriyor. Tört Parti'yi çok konuşuyoruz bildiğiniz gibi son dönemlerde. İşte Tört Parti'nin siklenirse siz de bundan zarar görürsünüz vesaire. Tört Parti'ye bile gerek olmadan kullandığınız kişisel olarak kullandığınız bir platformun bile eklenmesi aslında şirketsel olarak size zarar anlamında dönebiliyor. Data varsa saldırmak için daha çok alan var anlamına geliyor. Ee, hep anlatıyoruz işte dark web nedir, surface web nedir, deep web nedir. E tek bir örnekle verecek olursak normal browserınızı açtınız, girdiniz surface web ortamı, indekslenir datanız. E, deep web'e geçtiğinizde artık indekslenmez. Bunu iç ağ gibi de düşünebilirsiniz. Pespin siteleri de gibi e, de düşünebilirsiniz. Dark web dediğimiz ortamsa 10 yıl uzantılı işte Tor ekripte siteleri ya da Tor gibi aslında bizim dark web'e geçişimizi sağlayan bir takım i gibi siteler ve black marketlerde aslında buradaki dark web ortamında yer alıyor toplamda sadece bilek marketlerde demek doğru olmayacağı için üçüne de yer verdim. Yani hem hacker forumlarında, underground forumlarda ve bilek marketlerde yoğun bir data satışı söz konusu. Tabii ki hani bilek marketler özelinde bunun belki diğerlerinin e, ikisinin toplam iki katı kadar daha fazlası var. E, çünkü neden tek amacı satış için kuruluyor olması ve güvenli bir kaynak olması arada bilek marketin. E, fakat forum sitelerinden de aslında aktif olarak satışlar yapılabiliyor. E, neler işte kredi kartı herkes Bizim bildiği gibi bir takım sağlık kayıtları, sağlık verisinin öneminin artmasıyla birlikte aslında Covid sürecinde çokça gördük ama research dataları Covid'den önce de farklı research dataları yine satılıyordu. Finansal kayıtlar, kişilere özgü veya şirketlerle ilgili aslında en çok bizim karşılaştığımız işte pasport satışları yine bakıldığında kimlik kartı, ehliyet bilgisi gibi satışlar, bir takım raporlar. Bunların yanı sıra tabii ki hepsinin başında belki uyuşturucu satışları vesaire de geliyor. Dark Web ortamında satışı yapılan konular. Statista'nın iddiasına göre yani aslında onun çıkardığı sonuca göre insanların iki sebepten en çok Dark Web'e girişi istediği söyleniyor. Eninimiz hissetme duygusu olması bir de hani coğrafik olarak bir takım limitationlar Dark Web ortamına girerek onun üzerinden bir ağ bağlanma ihtiyacı doğuruyormuş. Ee, şimdi e, bilek marketlerle alakalı e, biraz daha hani özelleştirecek olursak konuyu e, en çok satışı yapılan marketler, birazdan da bahsedeceğiz uyuşturucu ve silah satışı noktasında var. E, fakat bizim tabii ki hani e, ticari e, bir takım şirketlere hizmet veren bir intelligence servisi olarak. Özellikle takip ettiğimiz black marketler, işte kredi kartı e, datası satılan ya da bank kart, debit kart datası satılan e, bunun yanında bir takım malveyirler, siber silahlar, RDP'ler, işte Stiller Locks'ların satıldığı bir takım black marketler. Bugün her birinden örneklerimiz olacak. E, ve yine bu tarafta Europol tarafından yayınlanan bir rapor doğrultusunda alınan sayılara işaret edebiliriz. E, Black marketlerde yaklaşık 500 bin kullanıcı, 2400 satışı, satıcı, 320 bin e, transaction işlemi e, ve dönen aslında e, transfer para miktarda 4000 bin... 650 BTC ve 12.800 Monero. Monero aslında black marketlerde aktif kullanılan kripto para birimi. Hani Bitcoin en fazla kullanılıyor ama ikinci olarak ya da sadece Monero ile aslında data alışverişi yapılan, veri alışverişi yapılan black marketlerde söz konusu. E, ve aslında e, bu noktada hani e, diğer e, hani bir oranımız da en fazla satışı yapan konularla ilgili. E bunlardan e, ilki e, belki de e, DDoS için servis satışı. Yani beklediğimiz oranların çok daha yük, e, üstünde aslında kiralık DDoS hizmeti satıyor saldırganlar. Exploit kitleri, yine işte bu bazen konflikt dosyalarından oluşabiliyor. Phishing dosyalarından, phishing yapmayı sağlayacak exploit kitlerden oluşuyor. Bunu nasıl biraz belirtmek gerekiyor belki? Aslında tüm saldırganlar Black Market ortamını ziyaret eden, yani herkes sadece alıcı değil, yine aslında başka bir saldırı için ee, yine farklı bir saldırgan da olabiliyor. Exploit kitlerini alanlar için genelde script caddes olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında kendi yeteneğinin işte böyle bir kit yazmaya gücü yok ama işte daha yetenekli bir saldırganın yazmış olduğu exploit kitini satın alarak ve talimatları uygulayarak Siber saldırı yapmaya çalışan daha küçük ölçekli saldırganlar. Bu bizim de yine hep söylediğimiz bir konuydu. İşte siber tehditlerde aslında Dark Web ortamında birden fazla tehdit aktörü rolü var. E ne dirişlik işte devlet destekli tehdit aktörleri en çok bilinenler belki Anonymous gibi ya da daha hani e, politik amaçla kendini göstermeye çalışan saldırgan grupları. epiti 28 gibi devlet destekli gruplar. E, bunun yanında aslında terörist, siber teröristler. Yani işte nasıl ki saldırganlar e, gerçek hayatta bir terörizm faaliyetleri e, yürüten teröristler varsa e, sanal dünyada da bunların e, siber teröristleri yine aynı şekilde söz konusu. Destekçilerinin siber dünyadaki karşılığı. Organize hackerlar diyorduk. Hep diyorduk ki bizim aslında en çok muhatap olmak zorunda kaldığımız e, tehdit aktör profili. Tabii ki bir tehdit aktör profili her zaman aynı profilde kalacak diye bir durum söz konusu değil. Özellikle devlet destekli saldırgan grupları esas amacı kendi ülkesinin verdiği ya da istediği talimatlar doğrultusunda bir şey yapmak olsa da yine para kazanma dolayısıyla da birçok devlet desteği olmayan işlemde yürütüyorlar arka tarafta. Zaten bildiğiniz gibi hani dünya üzerinde çok sayılıdır evet bizim siber ordumuz denilen devlet destekli hacker grubu ve genelde bu iddiaları yalanlarlar ya da kabul etmezler. Yani her devlet destekli hacker grubu aynı zamanda organize hacker da sayılabilir. Ee, ama hani günün sonunda bizim en çok muhatap olmak durumunda kaldığımız e, organize hackerler. Tabii ki bu e aktif olarak hani kamudan alacağınız işler doğrultusunda devlet destekli hacker gruplarıyla ile da iletişim kurmanız gerekebiliyor vesaire. E, fakat birçok aslında saldırganın esas amacı günün sonunda para kazanmak olduğundan dolayı e, bu tarz tehdit aktörleriyle iletişimimiz daha fazla. E, bir de beklediğimizin çok üstünde aslında bizim e, işimizi zorlaştıran sıklık kedisler var. Yani yeteneği yok, bilgisi yok ve ama işte küçük miktarlarda böyle paralarla, aldığı kitlerle sağ sola saldırmaya çalışıyoruz. Ve bunun arkasından büyük işler yapmaya çalışanlar e yine bu da baş ağrısı diyebiliriz. RDP server Aksesleri Covid sürecinde özellikle bilet marketlerde satışı ve fiyatları çok fazla arttı. 100 dolarlardan 600 dolarlara çıktı RDP server Aksesleri. Tabii ki kart datası, çalıntı kredi kart datası, fraudo da konu olabilecek bir data ve bank logları ile ilgili, banka logları ile ilgili satılan datalarda yine en yüksek maliyetli yani bize hitap eden konular anlamında en yüksek maliyetli e hususlardan biri. Tabii ki bunlar dışında çok farklı data satışları da söz konusu. Örneğin az önce de bahsettiğimiz gibi ehliyet pasaport datası özellikle 2016 yılından sonra Türkiye'deki işte Türk hackerların pasaport ve ehliyet pasaport daha doğrusu sahte pasaport satışlarını çok arttırdığını biliyoruz. Bunlar yanında bir diğer aslında bambaşka hizmet belki hacker kiralama. Yani işte benim şu kadar bitcoin'im var şu sitelere saldırmak istiyorum. Siber teröristlerin özellikle çok yaptığı bir konudur bu. e Kiralık hacker arama. Bilek marketlerde de bunun üzerine marketler yine kurulu. Ve yine enteresan olarak ilgi çekici olabilecek bir konuda. Nasıl ki işte gidip trend yoldan hepsi burada dan vesaire iPhone siparişi verip hani iPhone dışındaki bir e aslında satıcıdan Apple Store dışındaki bir satıcıdan iPhone siparişi verip iPhone alabiliyorsanız bunun üzerine kurulmuş Black Market'ler de var. Yani teknoloji satıyor aslında teknoloji Black Market'i. E muhtemelen ne yapıyor saldırganlar? Çalıntı kredi kartıyla işte yüklü miktarlarda teknoloji ürünlerini satın alıyor ve daha sonrasında da bunu Black Market'te satışa sunuyor. E çünkü artık aslında aynı ürünü başka bir yerden satışa sunması çok riskli bir durum yaratacak. E ve normal maliyetlerinin belki yarı fiyatına aslında işte onlu iPhone satışı yapabiliyor mesela ya da tekli de alabiliyorsunuz gibi enteresan bir şekilde teknoloji satan bilek marketlerde söz konusu. Fiyatlar tabii ki çok değişken olmakla birlikte yani datanın kalitesine işlenildiğine göre ortalama olarak aslında belli tahminler yürütebiliyoruz incelediğimiz sayılar itibariyle. E Kart datası enteresan gelecek ama en ucuz. E, satılık datalardan bir tanesidir kredi kartı. Yani değersiz görülüyor açıkçası. E, i̇çerisinde çünkü saldırganlar net olarak kaç para olduğunu vesaire denemekle uğraşmıyor. E, yoğun bir şekilde topladığı kredi kartını tek tek denemek, zaman kaybetmektense e, belki bir tanesi işte e, 1 milyona kadar e, alım yapılabilecek bir kart. E, belki bir tanesi 1 dolarda kapanacak. Ortalama olarak aynı fiyattan satıyor. Yaşama ihtimalini ve içinin bululuk ihtimaliyle ilgili belli bir oran veriyor. Bu oranda aslında satış fiyatını değiştirebiliyor. Ee, ama baktığımızda 20 dolarlar en yüksek civarları. Ortalamayız 12-13 dolardan kredi kart satışlarını görüntüleyebiliyoruz. Hakikaten çok ucuz e, bir şekilde ulaşılabiliyor kredi kart datasına. E, bunun yanında ise az önce de bahsettiğimiz gibi en fazla e, miktarı yüksek olan RDP aksesleri e, taleple birlikte çok aslında arttı. Dediğim gibi 100 dolarlardayken 600 dolarlara çıktı. Yine exploit kitleri son dönemlerde çok arttı. E, visitor sayısının girişi de aslında bize bunu gösteriyor. Daha önce hiç saldırgan faaliyetlerinde bulunmamış ama özenen bir takım e, belki işte yeni nesil e, diyebileceğimiz ya da e, çok yaşı büyük de olabilir. Kişilerin işte dark web ortamındaki bilek marketlere girip exploit kitleri almaya başlamasıyla birlikte de yine Bunların da satışında iki katlık bir artış olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Olay nasıl peki nasıl dönüyor Dark Web marketlerinde? Siz nasıl ki Amazon gibi işte eBay gibi bir ortamdan gidip normal bir şekilde alışveriş yaptığınızda ne oluyor İşte sizin paranız Amazon'a, eBay'e benzeri bir platforma aktarılıyor. Ve işte sizin elinize ürün geliyor, siz o ürünü onaylıyorsunuz, onayladıktan sonra artık e, o para e, belli bir kesintiyle birlikte satıcısına gönderiliyor. Tamamıyla aynı düzen kurulu. E, bu yüzden aslında dark web ortamlarındaki bilek marketlerin e, neredeyse güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki dolandırıcı çıkan işte e, günün sonunda e, ne parayı veren ne de içinden data çıkan bilek marketler de var. Çünkü sayısı çok arttı ama e, genel olarak aslında e, birazdan da bakacağız İşte satıcının puanlanmasına kadar köklü bir bilek market olmasına kadar ya da yeni bir bilek marketse bile kurucularının eski olması bile aslında. Aslında bilek markete olan güveni değiştirebiliyor. Maalesef hani böyle çok real hayattaki durumdan bahsediyor gibi olacağız. Ama hakikaten o tarafta bir hırsızlık faaliyeti yürüse bile onu hissettirmeyen bir düzen söz konusu. Yani işte çalıntı kredi kartları öyle bir satılıyor ki sanki siz gerçekten değerini veriyorsunuz. Parasını verip alıyorsunuz gibi hissedebilirsiniz günün sonunda. Ama aslında bir hırsızlığa karışmış oluyorsunuz. Şimdi örneklerimize bakacağız. Küçük bir uyarımız var e, bu hani konuyla alakalı buradaki hiçbir bilek marketi işte sadece e, girip böyle hakikaten e, nasıl buradaki düzen merak edenler için e, bir şekilde onun uzantılı adreslerini bulup girebilirsiniz tabii ki ama linklerini vermiyoruz e, bugün anlatacağımız isimlerinden e, bazılarından bahsedeceğiz hani ilgi çekici e, olabilecek hususlardan özellikle ama anlattığımız her şey e, aslında eğitim amaçlıdır. Şimdi bizden de ismini çok duymuş olabilirsiniz. Son dönemlerde de popülaritesi çok arttı bu marketin veya farklı bir istihbarat servisinden de duymuş olabilirsiniz. Genesis Market ile başlayacağız anlatmaya. Genesis Market bunlardan biri. Sesimde bir problem mi var? Yani Düzeldi yazmışsınız. Şöyle bir bakalım. Tamam geliyor sanıyorum değil mi? Herhangi bir sorun yok. Birkaç kişi yazmış ama. Genesis Black Market başlayacağız. Genesis Black Market arayüzü itibariyle de güvenilirliği itibariyle de aslında en popüler marketlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak geçtiğimiz yılın yani bir 7 ay 8 ay önce yanılmıyorsam 3 ay kadar kapalı kaldı Genesis Black Market. İşte gerçekten bakımda mı yoksa tam o dönemde yine Joker size kredi kartı satışı anlamında çok büyük bir market. FBI tarafından kapatılmıştı. Aynı şekilde bunlar da mı öyle bir sürece gittiler vesaire herkes için merak konusuydu. Ve o güne kadar aslında diğer e, bot market diyoruz biz Genesis Market'e. Diğer bot marketlere hiç ilgi yokken o e, o üç aylık sürede yani Genesis Market'in kapalı olduğu süre, süreçte saldırganlar diğer bot marketlere. E, akın ettiler. Aslında e, şunu anlıyoruz, normalde bir saldırgan tek bir marketi değil, birçok marketi aslında takip ediyor ve kullanıyor. E, ama e, en çok talebi nereden alıyorsa işte yüklemelerini oraya yapıyor, satışını oradan gerçekleştiriyor. E, ne zaman ki o market aslında kapandığında e, diğer geçebileceği farklı bir marketi her zaman elinde tutuyor. E Tabii ki saldırganların geçtiği hızda müşteriler geçemeyebiliyor, arka taraftan farklı irtibatları yoksa. Ama günün sonunda işte. İkinci bir marketten daha bahsedeceğiz benzer şekilde, Russian Market. Ee, Genesis'in kapandığı dönem özellikle böyle popülaritesinin arttığı marketlerden bir tanesi. Ee, bot Market, Genesis Market aslında ne demek bot market? Ee, çalınan loglar marketi. Ee, yani özetle şöyle anlatacak olursak, bilgisayarınıza bir malware bulaştığını düşünün ee, ve malware işte browserınızdan sizin girdiğiniz, tüm URL bilgilerini ve Authentication bilgileriyle birlikte topluyor. Yani siz işte Gmail'inize giriyorsunuz, oradaki bilgi, işte alışveriş için bir e-ticaret sitesine giriyorsunuz, oradaki giriş adresiniz ve oraya girdiğiniz parola bilgisi. İşte bunun yanında belki e-Bitcoin cüzdanınıza giriyorsunuz aynı şekilde oradaki bilgi. Her nereye girerseniz, eee malware durduğu sürece bilgisayarınızda aslında sizin girmiş olduğunuz URL bilgilerini ve giriş parolalarınızı Yakalıyor ve daha sonrasında bunu belli bir tarih aralığında, işte bir günlük, iki günlük, üç günlük, bazen bir aylık topladığı data sayısına göre gelip Genesis Market'e yüklüyor. Bulk datası bunun adı. Pardon, çok geriye gitti. Ee, şöyle biraz daha büyütmek istemiştim ama şöyle ba e, bakın örneğin e, ülkesi işte hangi ülkeden aldıysa bu datayı şu bot ID yani her aslında e, farklı kişiden topladığı ya da farklı sürelerle topladığı şunların tamamı ID'yi değiştirir. E, bir ID yaratıyor yeni bir ID hangi ülkeden bağlanmış bu saldırgan tabii ki VPN üzerinden de olabilir. E ne kadar kaynağa giriş yapmış. 581 tane kaynağa giriş yapmış bu kurban. E bir browser kullanmış. E, bu saldırgan kurbanın bilgisayarına ayın 11'inde install etmiş e 11 Ağustos'ta install etmiş. 14 Ağustos'a kadarki olan veri almış. Updated yani aslında çıkarmıyor tabii ki mal veri. Ee, o süreye kadarki olan datayı satıyor. Zaten e, elinde 581 tane resource var. Hani yük limitlerde para edecek. İşte 14 ile 17 arasını farklı bir bot ID ile tekrardan yükleyip tekrardan satışa koyabilir. 200 ile başlayan bir IP'si var. Windows Home, e, Home bilgisayar kullanıyor ve bu datanın tamamının fiyatı 82 dolar. Şimdi aslında kurbanın şuralarda hangi sorslara girdiğini detaylı bir şekilde görebiliyoruz. E, nerelere girdiyse işte bir web mail adresine girmiş mesela santillicom.ar. Mesela şunu anlayabiliriz. E, Santillicom e, işte bir e, yasal bir şirketse aslında onun web mail adresine giren bir kullanıcıysa bu e, şirket çalışanı. Yani şirket çalışanının bilgisayarına malware bulaşmış. Ama home bilgisayar hani oradan belki bunun şirket bilgisayarı olmadığını çıkartabiliriz. Şöyle bakalım. Neler var? E, nerelere girdiyse bakın aynı e, aslında bot üzerinde ilerliyoruz. Nerelere girdiyse login ve password bilgileri available after e, purchase şeklinde oluyor. Ve 82 doları e, a, verdiğinizde aslında önce Genesis Market'e gidiyor. Datalar açılıyor. Ve login ve password bilgileri boş mu geldi? Paranızı geri alabiliyorsunuz. E, satıcıya şikayet edebiliyorsunuz. E, bunun yanında doğru geldiyse zaten hani güvenilir e, bir market e, konumunda olduğu için Genesis Market e, sizin paranızı e, şeye geçiriyor. Satı, e, satıcıya geçiriyor. E ve login password bilgilerine ulaşmış oluyorsunuz. E, şimdi biz neden bu markette dolaşıyoruz aslında? Yani Genesis Market neden her, e, bizim en çok aslında aktif olarak işlem yürüttüğümüz marketlerden bir tanesi. E şimdi saldırgan buradaki durumun çok farkında değil demeyelim de çok umurunda değil. Yani nerelere girmiş, e, VPN girişimi var, CRM girişimi var, web mail girişimi var, i̇şte iç süreçlerinizde sadece girebileceğiniz bir takım URL girişleri mi var? Bunlara tek tek bakmakla uğraşmak istemiyor. 581 tane kaynak var. E, beni ilgilendirmez diyor. Şöyle bir göz atıyor. İçerisinde bir finans datası, işte webmail gibi bir data vesaire gözüne çarparsa maliyetini biraz daha yüksek kılıyor. Çünkü neden? Diyor ki bunun bir şirket çalışanıyla bağlantılı olma ihtimali var. Yine işte bir e, orada hani operation, operating system bilgisi vardı. Onun home olması değil de belki farklı bir lisans modelinde olması bunun miktarını 160 dolara çıkartacaktı. Çünkü şirket bilgisayarı olma ihtimali vardı. E biz bu tarz aslında marketlerde Genesis de buna dahil aktif olarak şirketlerimizin yani bizim müşterilerimizin URL bilgilerini aratıyoruz. E ve URL bilgisini mi gördük? E i̇şte diyelim ki Airbnb müşterimiz Airbnb.com'a giriş yapılmış. Bunun analizini yapmaya çalışıyoruz. Yani sistem bunu topluyor, analiste düşüyor. Analist bakıyor, Airbnb.com dünya üzerinden herhangi birisi girebilir. E bu acaba Airbnb'nin bir müşterisi mi? Yoksa bir çalışanı mı? Ya da bir top parti kuruluşu mu? E bunu girdiği diğer linklerden, Airbnb'nin ana domainine mi girmiş yoksa önemli iç süreçlerde girilebilecek bir sub domainine mi girmiş bilgilerinden çıkarım yapıp aslında anlayabiliyor. E ve bu bir müşteri ise Airbnb'nin bir müşterisi evet haberdar etmek önemli bakın bir müşterinizin bilgisayarına mal veri bulaşmış ama nedir bu Airbnb ile ilgili bir süreç değildir. O zaman e, ne yapmak lazım böyle bir durumda e, belki bu riski göz ardı edebilirsiniz yani password reset bile yapsanız bu müşteriye mal veri bilgisayarında olduğundan dolayı tekrardan çalınacak en iyi ihtimalle bilgilendirebilirsiniz hani bu tarz bir güvenilir süreçleriniz varsa. E, fakat bu bir şirket çalışanıysa aslında durum çok kritik. E ev bilgisayarı bile olsa şirketle alakalı girebildiği dosyalar varsa, e, içerideki içerideki webmail adresi bile bunlardan bir tanesidir. E aslında böyle bir kezde direkt olarak saldırganın eline sizin çalışanınızmış gibi sanki girme kozu veriyor oluyorsunuz. E, ve böyle bir durumda kesinlikle işte password resetleme de yeterli olmayacak. İşte bilgisayarı resetleme de bir noktada e, yeterli olmayacak. E, acaba içeriden farklı bir data çalmış olabilir mi diye en iyi sonuç forensik analiziyle işlemi alabileceksiniz. Ama bizler için en korktuğumuz senaryolar bir şekilde buralarda şirketlerimize yani müşterilerimize ait işte VPN hesapları görmek. Bir third party üzerinden gelebilecek ya da bir iç Hesaplar üzerinden yani şirket bilgisayarı bu aslında dedikleri e konu en kritik e, alarm tiplerimizden de bir tanesi ayrıca. O yüzden bilet marketleri aktif olarak geziyoruz. E, Russian market. E, bot market aynı zamanda yani Genesis'teki senaryonun aynısı burada da var. Ara yüzü biraz daha farklı. Ama bunun yanında farklı satışları da var Russian Market'in. E, şöyle bakacak olursanız aslında işte dumplar satıyor. CVV e, aslında kredi kart bilgisi satıyor. RDP erişimleri, Stealer Logs dedikleri aslında Genesis'in Genesis bot adını verdiği şey. Aynı veri tamamen. PayPal girişleri satıyor. Checker'lar satıyor. Yani... Gel diyor bunun e, hani kredi kartını alıyorsun yetmiyor bunun bir de onayını aslında yap e, içeri sistemlerde. E, ve aynı şekilde arayüzü de aslında çok kullanılabilir e, bir arayüz. işte gidip e, bu kredi kartını alıp bitcoin zaten olması gerekiyor sizin mevcut cüzdanınızda. Ödemesini yapıp açtırabiliyorsunuz. Satıcıların, vendorların aslında puanı var. E, bakın şöyle işte yıldız veriyorlar e, alıcılar veya yorum yazabiliyorlar yine aynı şekilde. Yani normal, gerçek hayatta olan e-ticaret sistemleri gibi. Tek bir farklı burada satıcıların puanı, gerçek hayattaki e-ticaret sistemlerindeki satıcıların puanlarından çok daha kıymetli ve değerli oluyor. Çünkü hakikaten şöyle değerlendirecek olursak evet ikisi de günün sonunda para kazanmaya çalışıyor belki ama buradan hızlı bir şekilde banlanma, işte tamamen dışarıya çıkartılma, erişiminin kopartılma gibi durumlar çok daha strict, e, katı bir şekilde e, konulmuş. E, bu anlamda hani normal e-ticaret sistemlerine göre buradaki satıcıların e, puan toplamak için daha fazla kastığını söyleyebiliriz. Yine şu jenisiste az önce baktığımızın aynısı, diğer bir güzel yanı hangi mal ve yeri bulaştırdıysa saldırgan bunun da bilgisini veriyor oluyor. İşte İngiltere'de bir e, yere bulaştırmış mal ve yer. nerelere girdiyse artık bu bilgisayardan nerelere girildiyse aynı mantık. E, zip olarak indirebiliyorsunuz. Bakın çok da düşük bir miktarda satın, 9 dolar. Ee, Genesis'in fiyatları da aslında böyleydi. E, ama bu kapanıp açıldıktan sonraki dönemde Genesis'in fiyatları biraz daha yükseldi. Oradaki satıcılar biraz daha kendilerini e, şöyle aslında VIP satıcı gibi tanımlıyorlar. E, o yüzden kesinlikle düşük miktardan satmıyorlar. Ayrıca Genesis'in e, arkadaki oranları da Russian Market'ten daha fazla olduğundan dolayı e, Genesis'in fiyatları biraz daha yüksek. Yine de hala en büyük ilgi Genesis'edir. Şimdi popüler bir market, Hidra Market aslında bir uyuşturucu marketi. Belki Hidra'dan önce şunu anlatmak gerekiyor. Aslında en popüler market şu ana kadar 2013 yılında FBI tarafından kapatılan Silk Road, İpek Yolu bilek marketiydi. Yani tarihte hep şunu görüyoruz. Bir bilek market kapatılırsa bunun yerini alacak başka bir bilek market hızlı bir şekilde açılıyor. Hidra da bunlardan bir tanesi. Aslında 2015 yılında ortaya çıkıyor Hidra bir Rus marketi. Ee, ve hani en önde gelen e, Rus e, Darknet pazarı diyebiliriz ve şu anda da dünyanın en büyük marketlerinden biri olduğu söylenebilir. İşte Rusya'da, Ukrayna'da, Beyaz Rusya'da, e, Kazakistan, Azerbaycan, Öz, Özbekistan, Ermenistan hani o bölgede, e, Tacikistan, Moldova gibi o bölgenin tamamında. Hizmet veriyor yani alım satım işlemlerini yapma noktasında çünkü sanal diğerinde mesela örneğin kredi kartını alıyorsunuz önünüzde açılıyor sanal bir şey alıyorsunuz ama burada direkt olarak işte uyuşturucu silah vesaire gibi durumlar satıldığından dolayı o taşıma işlemlerin e, gerekeceğinden işte Türkiye'ye hizmet e, vermiyor örneğin. E, ve aslında e, Russian Animus Marketplace'in kapatılmasından sonra e, ortaya çıkıyor Rusya'da. E, ve 2017'de de e, Rusya'nın en büyük Darknet pazarı oluyor. E, bundan önce hani Hydra Market'e kadar e, yine Rulestick de vardı. E, işte Solaris de vardı. E, hatırladığım Ramp de vardı yine. E, fakat hani Hidra'nın e, YouTube'da çok böyle sert bir marketing stratejisi, agresif bir reklam kampanyası başlattığını biliyoruz ve rakiplerine de DDoS saldırısı yaptığına dair aslında söylentiler var ve şöyle bir açıklamaları oluyor hani projelerimizin geleceği üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek herhangi bir direnişi biz her durumda bastıracağız diye yani agresif ve sert bir stratejileri var birçok polis müdahalesi işte birçok dolandırıcılık nedeniyle kapatılıyor tekrar açılıyor gibi ama hani en dayanıklılığını böyle sağlamış bilek marketlerden bir tanesi şu anda hidra market şöyle enteresan oluyor buradaki alım satım işlemleri, normalde çoğu darknet pazarında aslında fiziksel malların hani satıcıdan alıcıya posta yoluyla gönderilmesi. E, tabii ki evinizin adresini vermiyorsunuz ya da sizin mahallenizdeki kargo adresini vermiyorsunuz. Diyelim zeytinburnu'nda oturuyorsunuz. Mecidiyeköy'deki kargoya gelsin diyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz veya birisini gönderiyorsunuz para verip e, belki hani onun almasını sağlıyorsunuz gibi ama dark marketlerdeki durum satıcı alıcıya posta yoluyla gönderecek. Fakat hidranın belli bir bölgede kalmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında anlaşma noktası belirlemeleri. Yani işte iyice ürünü sıkıştırıp belli bir yerin altına koyup işte mıknatıslı bir şekilde belki satıcıyla alıcının ve tedarikçinin karşılaşmayacağı şekilde o yerden malın alınması ve oraya paranın yerleştirilmesi gibi bir durum söz konusu. Satış tipine göre değişiyor. Markete e, aktardığınız durumu var. E, ya da işte komisyonu direkt satıcıdan e, baştan kesip hani, e, olay yerinde verme gibi opsiyonları var gibi enteresan seçenekler yani günün sonunda. E, ama e, şunu söylüyoruz e, yani 2021 yılına geldiğimizde belki e, Hidra Market %624'lük bir büyüme kaydetmiş. E, ve e, aslında tüm illegal e, transactionsların yüzde 75'ini oluşturduğu söyleniyor, çok güçlü bir rakam. E, Benzer olarak Torto -Door Market var. Aslında burası yeni bir market. E, 2020'de e, birçok e, alanda ürün satıyor. İşte kredi kartı, mücevher, altın, servis dijital ürünler az önce bahsettiğim gibi bu ekran görüntüsü alındığında yokmuş ama işte online iPhone satışının yapıldığı yerlerden bir tanesi. Ee, i̇ddiaları e, güvenli olduklarını iddia etmeleri E bir de e, deneyimsiz Darknet kullanıcılarına hitap ettiklerini söylüyorlar. Yani e, Darknet'te olduğunuzu hissetmeyeceksiniz aslında. E, normal siz Amazon'dan işlem yapıyor gibi buradaki süreçte e, normal ticaret sitelerini kopyalayarak yaptıkları bir sistem var. Zaten dediğim gibi bunu da söylüyorlar. Biz deneyimsiz Darknet Et, kullanıcılarına hitap ediyoruz şeklinde. E, farklı bir market yine e, işte hem CVV satıldığını hem dump satıldığını hem de tool'lar satıldığını görüntüleyebiliyoruz. E, i̇smini eklememiştik bu marketin. Yine bir diğer market, Russian Market'e benziyor bakın arayüzü. Aslında yandaki bilgiler de Russian Market'e benziyor. Ama biraz daha farklı gruplandırmışlar. İşte CVV, Dumps, RDP'nin yanı sıra SSH, yine Stiller Logs'lar var burada da. Şöyle biraz daha aşağıya gittiğimizde Netflix ekranları, böyle popüler aslında birçok şeyin satıldığı, West Fargo login bilgileri gibi. E aşağı doğru daha da inildiğinde e, en çok alıma hitap eden konuları kendi içlerinde gruplandırdıkları e, yine önemli marketlerden bir tanesi. Russian market'e göre fiyatları bir tık daha da düşük diyebiliriz. Yine bir Rus marketi bu arada. Şu an baktığımızda yine bir Rus market, aslında lock satılan bir market, İşte banka lockları ve aynı zamanda exploit kitlerinin satıldığı bir market. Bakın fiyatlar biraz daha yüksek seviyelerde, işte 350 dolarlar, 850 dolarlar var. Hani satılan ürünün aslında şeyine göre çekeceği ilgiye göre bir fiyatlama söz konusu bin ek marketlerde. Şurada da hani hangi hangi bankayla ilgili locklarsa yine price'ları da yanında mevcut olarak verilmiş ama hani şöyle baktığımızda en yüksek fiyatın 4 565 dolar olduğunu görüntülüyoruz. Bu bile çok değil gibi söyleyebiliriz aslında. bu şurada hani cc marketinden şey şey aslında hesabı örnek almak için girdiğimde baktım hesaba para yatırmamızı istiyordu. O yüzden çıkarmış içine giremedim. O örneği de paylaşmak istedim. Böyle enteresan case'ler de var. Aktive etmek için sürekli sizden para istiyor. Belli bir süre işte para bulundurmazsanız ya da belli bir miktarın altında bulundurursanız marketteki parayı sizi çıkartabiliyor marketten. İçeride paranız bile kalabiliyor. Diyelim işte 7 dolarınız var ama işte 3 ay üst üste 100 doların altında olmaması gerekiyor balansınızın. İşte o 7-8 dolarınızı yanıp size atabiliyor dışarı. Tekrardan o parayı kazanmak için tekrardan belli bir balans yüklemeniz gerekiyor gibi e durumlarda söz konusu olabiliyor. E bazen aktifliğini kazandığımız bilek marketler tarafında. E şimdi yine bir bilek market gider, yenisi gelir anlayışıyla white house marketten de bahsedelim. Bunun aslında biraz daha farklı bir öyküsü olarak Dark Market'le ilgili yazılar var çok güzel onu okumanızı tavsiye ediyorum. Yazıda da aynen şunu söylüyor bir suç pazarını her yıktığınızda yerine başka birisinin çıkacağını unutmayın yani böyle bir sloganla zaten ortaya çıkıyorlar. Dark Market aslında yani White House Market'ten önceki en popüler market Wall Street Market ezildiği için ortaya çıkan Dark Market'te çıktıktan sonra White House Market daha sonrasında ortaya çıkıyor. Normalde Dark Market Alman soruşturma ekibinin hani faaliyetleri sonucunda kapatılan marketlerden bir tanesi. Yine aslında kapatıldığı dönemde dünyanın en büyük pazarını oluşturan bir market. Ee, şöyle bir iddiaları var bayanların yönettiğini söylüyorlar ee, bayanlara özel bölümler var işte çocuk istismarına e, konu olabilecek e, kesinlikle işte satışlar yapmadıklarını yine söylüyorlardı dark market ekibi ee, bunun yanında aslında ee, bir takım e, satışın yasak olduğu kendi içlerinde hani birçok bilek markette yani polis operasyonlarına da çok fazla yakalanmamak için e, bazı satışların yasak olduğu e, konular var. E, dark market bunları çok titizlikle yürüttüğünü vesaire söylüyordu. E, White House Market Tam buna zıt bir market olarak ortaya çıktı. Yani her türde her şeyi satarım. Yani onun devamı değilim algısını yaratmak için olabilir belki. Ya da zaten Dark Market'te de aslında bir şekilde her şey satılıyor da Ama polis operasyonlarında çok fazla göz önünde bulunmak istemiyorlardı. Yine burası da sadece aslında Monero ile cryptocurrency kabul eden bir market ve escrow sistemi kullanıyorlar. İç tarafta da. Ee, bakalım bu kadar aslında anlatacaklarım. Biraz Sokradar özelinde de bahsedecek olursak biz neler yapıyoruz Sokradar'da? Ee, Sokradar Dark Market'lerin büyük bir çoğunluğunu aslında otomatik bir şekilde crawl edip kendi sistemlerine depolayan e, bir merkezi var. Eğer Sokradar'ı e, kullanıyorsanız Tiretoz ekranları üzerinden e, kendi kampanyalarınızı sorgulatarak Bilek Market'lerin aslında ortaya çıktığını görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanında aktifte Sokradar müşterisi veya işte herhangi bir Sokradar user olmayan birisiniz mutlaka Sokradar'ın lapsını ziyaret ederek deep web sonardan rapor olabilirsiniz. Black Market sonuçlarını da büyük oranda döken bir rapor iletiyoruz sizlere. Ee... Yine e, aktif olarak e, kullanıcı olmasanız bile Tredşehir servisimize kayıtlıysanız Dark Web'de olan biten olayları sizlere her gün anlattığımız aslında yazılarımızı okuyabilirsiniz. E, bu noktada hem Dark Web'ten haberler alabilirsiniz hem de lokalde Türkiye özelinde neler oluyor bilgi sahibi olabilirsiniz. E, çok teşekkür ederim ben soruları alacağım şimdi e, sanıyorum evet 15 dakikamız daha var soruları almak için. Şöyle bekleyeyim. Var mıdır sorular? Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Genelde hep çok soru gelir. Süreyi çok aşarız. E, bu sefer de e, evet. Sanıyorum soru yok. E, Slide'ı paylaşacağım. Onun bilgisini verebilirim. Aa, tamam yazıyı da e, paylaşabilirim. Bu Dark Market'lerle ilgili bir yazı var. Bir de hemen e, şuradan da paylaşayım. Sokradar tarafında da bizim e, aslında Black Market'lerle ilgili yazdığımız çok iyi yazılar var. E, yine mutlaka okumanız gereken diye düşünüyorum. Hemen bir tanesini paylaşayım ama darknet marketin hikayesini de size atayım sunumla birlikte bence okuyun keyifli bir hikayesi var Türkiye'deki hukuki yaptırımları sormuşsunuz. Aslında birçoğuna inanın Google üzerinden bile erişilebiliyor. hani bu noktada işte Genesis Market e örneğin genesis.market query ile Google üzerinden bile erişebiliyorsunuz. hani normalde aslında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aynı şeyi sorguluyor insanlar. Yani bu marketin açık bir şekilde normal web browser üzerinden bile ulaşılabilmesi hani Nasıl mümkün olabilir bu marketin bir şekilde kapatılması gerekmez mi diye Türkiye'de de aynı şekilde tabii ki sorgulanıyor süreç şu anda hani o marketlere girmek research amaçlı olarak tabii ki işlem yapmadığınız sürece hukuki bir noktada herhangi bir sorun yaratmıyor ama tabii ki işlemler yapılan işlemler kesinlikle hukuki bir sonuç doğuracak işlemler. Evet, yenilerde bir Türk Black Market var. Aslında örnek almak için girişini sağlamaya çalıştım ama bir problem oldu. Türk Black Market'e girmeye çalışırken. Yine size Locks satılan ve kredi kartı satılan bir Black Market. Post cihazlarından bu, hani post cihazı sırasında kartı kopyalıyorlar ya, oradaki kart bilgilerini satıyorlar genelde. Fakat şey bir şekilde girişi sağlayamadım. Kapçaya takıldım devamlı olarak. O yüzden örnek alamadım ama var ya, Türk Black Market. Çok teşekkür ediyorum herkese. Arada sanırım soru kaçırmadım. E, sunumu, e, hikayeyi e, bir de kaydı paylaşıyor olacağız. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Katılımınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.